Arkadaşlar, herkese yeni bir videoyla daha tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık olarak bir aydır falan video açmıyordum. O yüzden böyle bir garip oldum. Öncelikle bir önceki videolarım hep stokta olan videolardı. Bunu söyleyeyim. Onların başına bazısını eklemişim, bazısını eklememişim. Yani bu konuda ne söylenir bilmiyorum. İlk olarak ülkemizde yaşanan felaketten dolayı öncelikle hepimize geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara, o felaketi yaşayanlara, herkese sabır diliyorum. Umarım bir daha yaşanmaması ümidiyle, umarım bir daha varsa hataların yapılmaması ümidiyle, bazı şeylerin gerçekten bir daha asla böyle bir şey ya da buna benzer bir şey yaşanmaz. Hata olsun olmasın yine de giden bir sürü can, canı yanan bir sürü insan, hayvan, bir sürü arkada kalanlar, yakınlarını, sevdiklerini toprağa verip gerçekten çok zor zamanlar geçirdi. Bunu normalde yani söylemeyeceğim. Sadece böyle şeylere belki birazcık yol olur, bize işte unutmamamız için bir sebep olur diye söylüyorum. Önümüzde daha bence çok uzun bir yol var. Ben kendim, tanıdıklarım, çevrem adına elimizden geleni, keşke daha fazlası gelse, orası çok ayrı, elimizden geleni yaptığımıza eminim. Bundan sonra yapacağımıza da eminim. Her zaman hepimizin aklında olması gereken bir şey bu. Çünkü gerçekten çok uzun bir yol var. Evet, parlanmamızın zaman alacağı bir döneme girdik an itibariyle. Bir şekilde önümüze bakmamız, bir şekilde toparlanıp daha güçlü olmamız gerekiyor. En azından kalanlar için. Yani geride kalan her canlı için. Ya diyorum ya, böyle denecek hiçbir şey yok. Yeri geliyor, bir sürü şey düşünüyorum. Yeri geliyor, hiçbir şey düşünemiyorum. Her şey duruyor. Bilmiyorum yani. Böyle bir şey. Bu süreçte eminim herkes elinden geleni yapmıştır. Yapmaya da devam edecektir. Bundan da bir şüphem yok. Sadece şunu da bir sosyal medya için söylemek istiyorum. Bazılarımızın, ne kadar bazı insanlar pek konuya pek alışık olmasa da, işi haline gelen bir sosyal medya var. Yani bunu iş kısmından çıkmadan devam etmesine ben zaten çok okeyim. Ya yerim seni, çok tatlısın. Özlemişim kamerayı. Evet, değil mi? Ben de bir aydır falan çekmiyordum ya, bir garip geldi. Sosyal medyanın bir iş haline geldiği bir gerçek de var. Bazılarımız kabul etsin, bazılarımız etmesin. Dediğim gibi iş kısmından çıkmadan ben yapılan, paylaşılan, ne bileyim ya, kimin ne yaşadığını bilemeyiz arkadaşlar, özetle. Ben bugün bu videoyu atıyorumdur ama arka tarafta ne yaşadım, ne yaptım önemli değil, ama nasıl bir yardım yaptım, nasıl bir acı yaşadım o gün içimde, bunu gerçekten bilemeyiz. O yüzden şöyle bir şey var. Özellikle artık şu dönemlerde bence herkesin böyle bir kere yutkunup konuşması, hatta bence 9 kere yutkunup konuşması gereken bir dönemdeyiz. Ya gerçekten gerek yok. Hani bazı insanlar var, tenzih ederek söylüyorum birçok insanı. Böyle bir şekilde bekliyorlar ve hani çok ani bir şekilde mesela bir şey yazıyorsun, bir şey paylaşıyorsun, pat diye çekiyor ve bence beklemek daha çok efor kaybettiriyor olabilir. Bekleyenler için söylüyorum. Eleştirmek için bekleyenler için söylüyorum. Daha çok efor kaybettiriyor olabilir bu size. Gerçekten herkes bence artık akışına girsin. İsteyen istediği şekilde davransın. Ya kimin ne yaşadığını ben dahil hiçbirimiz bilemeyiz. Bugün şu telefonun önünde gülmen demek, senin hayatta çok çok mutlu olduğun demek tabii ki de değil. Bugün belki bir şey paylaşıyorsun, bir kahve içiyorsun ama belki hala o konudasın. Ya da bir yerden birilerine dokunmuşsun, yardım yapmışsın, bir şey yapmışsın. Ya bunların hiçbirini bilemeyiz. Neyse, özetle bunları konuşmak hiçbirimize düşmez açıkçası. Keşke bunları hiç konuşmasak, hayatımızda hepimiz olduğumuz gibi yardımımızla, desteğimizle, yaşantımızla, işimizle devam etsek, inanın çok daha mutlu bir toplum oluruz bence. Neyse, bu süreçte bu arada takipçilerimle inanılmaz iletişimde kaldık. Onlara da ayrıca teşekkür ederim. Hani sizler sayesinde aldığım haberler, ulaşmam gereken yerler, hani yeri geldi işim çok kolaylaştı. Bütün arkadaşlarıma buradan teşekkür ederim, sizlere. Öyle yani. Bugün de yaklaşık olarak bir ay sonra bir video başlattım. Günlük bir video olarak başlayayım dedim. Yani şöyle, sabah spora yazıldım bu arada. Bugün ilk günümdü sporda. Sporu çekemedim ama size sporu çekeceğim. Hani ilk günümdü, ortamı bilmiyordum, nasıl olacaktı bilmiyorum. Açıkçası ben de biraz çekindim. Ama güzeldi, bayağı etkiliydi. Sizinle bir spor videosu kesinlikle çekeceğim. Arkadaşlarım vardı, kahvaltı etti. Şu anda da hazırlandım. Halamıza gidiyoruz. Öyle. Ben birazcık daha saçım başım düzgünken size bu konuşmayı yapmak istedim. Videomuz günlük bir vlog olarak devam edecek. Benim günlerime olduğu gibi inanılmaz şeffaf bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi dediğim gibi çıkıyoruz. Böyle 1-2 saat bir halama gidip geleceğiz. Ondan sonra zaten ben günlük yaşantıma devam edeceğim. Akşam ya sizi eve geldiğimde açarım. Zaten sizin için hemen olacak. Şu an direkt sahne geçecek. Arkadaşlarım bizde bu arada. Yarın da bizdeler. Bu akşam bizde kalıyorlar. Yarın da böyle kahvaltı mahvaltı güzel planlarım var. Öyle size göstermek istediğim çok şey var. Sizin için hemen bu konuşmayı da atlamak isterseniz atlayabilirsiniz. Biraz sonunda söyledim ama atlamayıp dinlediyseniz de çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz vlog'a.
Günaydın arkadaşlar. Şu çantamı düzelteyim. Sabah kalktım. Yine kızlar bizde kalıyor. O yüzden evde hiçbir şey yoktu. Ben de markete geldim. Zaten buralarda da işlerim vardı. Böyle büyük bir market alışverişi yapmayacağım. Çünkü evde hiçbir şey yok. Onu Elvan'la baya böyle büyük şekilde yapmayı düşünüyorum. Şimdi sadece yumurta, ekmek vesaire alasım var. Gidelim şimdi. Migros'a geldim. Kahvemi almıştım bu arada sabah. Domates birazcık yumuşak almayacağım. Salatalık olur. Avokado alacağım bir tane. Bu arada bir önceki vloglardan biliyorsunuz, bunu dün söylemeyi unuttum. Ben bir 15-20 gündür Romanya'dayım. Teyze olmuştum ve ilk defa 20 gündür markete geldim. İnanılmaz bir fiyat artışı olmuş. Şok oldum. Avokadonun tanesi 22 lira falan. Şaka gibiydi. Neyse. Başka bir şeye ihtiyacım yok zaten. Füme, avokado ve yumurta aldım. Lütfen ürünü paketleyin. Lütfen bekleyin. Ayrılırken lütfen bekleyin. Çıktım marketten. Şimdi direkt eve geçiyorum. İpek ve Esin bizde. Kahvaltı edeceğiz. Ay. Az önce kendi arabama çarptım. Avokado aldım. Dün böyle çok güzel bir dürüm yapmıştık. Dürüm de değil de böyle üçgen. Avokado, beyaz peynir, füme ve yumurtaydı. Bugün de aynısını yapacağız. Gidiyoruz eve. Evde görüşürüz artık. Bence de. Of, işte tereyağı unuttum ama neyse ki vardı. Evet. Eve geldim. Esa böyle üçümüze tabak hazırlamış. Sonra böyle bir tepsi hazırlamış. Şimdi yumurta yapacağız. Dün biz şöyle şu dürümün geldi. Dün biz şöyle şu dürümün içine. Günaydın. Evde bütün dünyadaki her yerler arasında ben dersteyken nerede muhabbet etmeyi seçtiler biliyor musun? Nerede? Benim kapımın önünde. Seni de severim, sana da severim. İzli zamanı çok iyiydi. Yemiyoruz ya. Çok tatlı. Az yiyeceğim daha çok. Çok. Şeylerde size dünyanın en güzel hareketini göstereceğim. Bakar mısınız, limonlarım o kadar güzel ki. Ve böyle mesela şu an limon ihtiyaç oluyor. Bir tane şunu alalım. Geldi zaten direkt. Bayağı olmuşlar. Ama daha olacaklar da var. Bu ağacım da oldu. Ve harika kokuyor. Güzel olsa yarısını yapayım. Bence ikisini yap. Çok. Ve şok oldum gerçekten. Ülkemizde yetişen avokadonun tanesinin 22 lira olmasına. Bunu kamerada da söyledim. Yazıklar olsun. Yani keşke bizim bahçe. Bol tereyağlı yumurta neden olmasın? Çünkü neden olmasın? Bize 5 tane yumurta kırıyorum. Bir kere tereyağındaki yumurta bence kesinlikle küçülüyor. Kapı başı 2 tane yenebilir. Zaten. Evet, ben bir tane seçtim ama onun yerine sıra şey çıkardım. Neyse, iyi olsa da bitersin. Tamam bence. Valla güzel oluyor. Uf ne ya, bebeğim ben. Ay çok güzel, ben bayılırım. Ya ben ince belli de içmeyi seviyorum. Belli. Size yine dünkü sistem mi? Masada yapalım hepimiz. Bence de. Evde hazırız. Çünkü açık olursa daha çok severim. Abi hiç öyle bir şey yok bende. Dürüm. Eso dürümü alabilir misin? Evet. Gel yani onu. Hı-hı. Tamam. Telefonları ben aldım. Hızlı ama tatlı bir sofra oldu bence. Hava da çok güzel. Yine şunu kapattım. Onu ben kapatmadım bu sefer. Evet.
en son gördüğünüz görüntülerin üzerinde bilgisayardaki işlerimizi hallettik. Tüm günümüz bu şekilde geçti. Daha sonra ertesi gün oldu. Şu an ertesi gündeyiz. Az önce kızlar gitti. Elvan'la bana yemek yaptım. Şimdi gösteririm. Mutfağı göstereyim size. Böyle mutfak bayağı dağıldı. Bugün böyle bir makarna yapmıştım. Domatesli. Bu arada tereyağım yok diye ben tereyağsız makarna yapmam. Domates sosuna süt koydum. Hani süt ürünleri olsun diye inanılmaz iyi oldu. Ama çok az yani. Domatesler kaynadı. Ondan sonra üzerine süt koydum. Çok az. Ondan sonra makarnasını koydum. Çok güzel oldu. Burada böyle et yapmıştım. Yani basitti. Çorba vardı. İçtik. Şuralar falan şöyle bir toparlanmayı bekliyor. Burada gördüğünüz her şeyi direkt makinenin içine atıp çalıştırmayı düşünüyorum. Buraların işi bittikten sonra da bu arada giyinme odama çıkacağız. Giyinme odamdaki askılar devrildi. Tüm böyle ceketlerim, sivitlerim falan yere düştü. İki gündür de öyle duruyorlar. Bayağı aklımdaydı. Çıkarız şimdi. Giyinme odamı Elvan bir tamir ederse. En kalın ceketleri çıkarmıştım yani böyle montları, kabanları. Çünkü yerim yoktu. Böyle bir oralara düzenleriz diye düşünüyorum. Kahve yaparız. Biraz uykumuz açılır. Yemek yedik. Ağırlık çöktü. Şöyle şunda kalan eti şöyle minik bir tavaya koyacağım. Onu öyle buzdolabına kaldıracağım. Zaten 3 tane kaldı. Bu arada bu Tefal'in tencerelerinden o kadar memnunum ki. Yani az önce yine paylaştım. Yani başka hiç tencere, tava hiçbir şey almama gerek yokmuş. Hiç yağ koymadım. Ve böyle etin kendi suyunu çekti, saldı. Ne yapıştın ne bir şey oldu. O kadar rahat ki. Şöyle yapalım. Direkt bu şekilde buzdolabına kaldıracağım. Tamam. O zaman ben sadece kahveleri mi alayım? Tamam. En küçük. Tamam. Bir daha asla düşmez. Ben de şimdi çıkıp giyinme odamı halledeceğim. Bay bebeğim. Şimdi hemen Elo ile bana bir kahve yapacağız. Yapacağım daha doğrusu. Super strong olsun. Elvan'a şundan yapıp kendime Nespresso yapasım var canım. Çünkü kapsül çekti. Böyle şurada kapsüllerim vardı. Onu gösteriyordum. Şu şöyle vanilya aromalı olan. Şu benim favorim ama bakın. Bu tatlar için olan. O kadar hafif, o kadar güzel ki. Şu da böyle yılbaşı koleksiyonumdu. Ama bence Allah nerede? Favorim bu. Bunun iki tane çeşidi daha var. Linklerini aşağıya bırakırım. Ama şu an bunu içeceğim. Biraz aromatik olsun diye. Vanilyalı olan bu da. Kahveleri elime alacağım. Sizi bir dakika. Sizi nasıl yapsam? Sizi yukarıda açacağım. Aa, kamera mı? Ya. Ya çok tatsız yaptım. Şu senin. Hemen bir kahvemi içip uykumu açıp ondan sonra giyinme odasına geçeceğiz arkadaşlar ama ayılmam lazım. Bu esnada aktarım yaparım falan diye düşündüm. Tamam. Laptop'taki işlerimi hallederim.
artık giyinme odasına geldim. Ya yemekten sonra o kadar ayılamadım ki. Bir ağırlık çöktü. Sabah da erken kalkıyordum. Biliyorsunuz spora başladım. Yani daha doğrusu sporumun ikinci günüydü bugün. Dayanamadım. Yemekten sonra ağırlık çöktü. Kahve içtim. Yine ayılamadım. Ondan sonra çikolata yemek zorunda kaldım. Bitter çikolata yedim. Yani çikolatayı bitter olarak tercih ettim. Kendimi bir tık daha rahatlatmak için. Neyse şimdi giyinme odasına geldim. Size olanı göstereceğim. Bakın şimdi şurada bir tane daha askı var ya. Bu askı komple şurası kırılarak bu askı tamamen yerle bir oldu. Elvan şimdi tekrardan monteledi. Yerler bayağı pis. Bu esnada burası da pislendi. Tabii burası komple yere öne kadar yığılınca buradaki montlar falan artık bayağı kalabalıktı. Ben buradaki en kalın montları diğer odaya kaldırdım. Buraya da böyle hani yelekleri koyarım. İnce ceketleri koyarım diye. Çünkü zaten Antalya'da mont havası kalktı. Şurada sivitlerim var. Burada sivitlerim var. Ve kot ceketlerim, ince ceketlerim var. Şurada eteklerim var biliyorsunuz. Burada da pantolonlarım, elbiselerim, işte tişört, kazaklarım. Şurası asla görülmemesi gereken bir bölüm gibi oldu. Şimdi benim şu anki fikrim aslında bu sivitleri de komple kaldırmak. Ama daha o kadar da havalar böyle soğumadığı için ısınmadığı için şu kısmı tekrar şöyle yine sivit yaparım diye düşündüm. Şuraya da şöyle hışır hışır olanları yani şöyle olanları en arkaya iterim. Şurası çünkü çok zor kullanım yani. En arkadakiler falan çok zor alınıyor. Buraya da böyle ince ceketleri, kot ceketleri falan dizerim diye düşündüm. Bilmiyorum nasıl yapacağım. Pantolonları da buraya asmayı düşünüyorum. Artık bütün kotları, siyahları bunların yanına. O yüzden elbiseleri komple yana kaydırmam gerekiyor. Yani bir düzen. Şunları bile kaldırsak bakayım. Aslında sivitleri katlamasam da, yani katlasam da olur ama ben zaten günlük hayatımda çok fazla sivit giyindiğim için şurada şöyle birazı katlı. Bu da böyle birazı katlı. Şurada tişörtler. Bunların hepsi elenecek. Pantolonlar. Yani elenecek gerçekten çok şey var ama bunun için bir arkadaşımı bekliyorum. Bugün böyle kızlarla eleyecektik. Bir türlü zaman ve enerji bulamadık. Laptopta çok işimiz vardı. Diyorum ki eleyelim. Verilecekleri verelim. Dolaba konulacakları da dolaba koyarım. Ben tek başıma olunca böyle maksimum 10 parça falan çıkarabiliyorum. Bu arada dolap uygulamamın adını aşağıya yazarım. Dolabım şu an tatil modunda ama bu video gittiğinde yeni ürünleri eklemiş olurum. Yeni ürünleri eklediğimde Instagram'dan daha çok duyuruyorum arkadaşlar. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Toplu ürün eklemek istediğim için bilmiyorum nasıl yaparım. Ya da şu an böyle gözüme çarpanları da ayırır. Direkt dolaba eklerim ve dolabı tatil modundan açarım. Bilmiyorum, bakacağız. Neyse başlayalım artık. Bu arada şu anlık bu çekmeceyi ellemeyeceğim. Ama bugün şu çekmeceyi boşaltmıştım. Buraya da kendi işte yazlık pijamalarımı koyarım diye düşündüm. Pijamalarım tek bir çekmecede duruyordu çünkü. Kullanımı çok zor olan bir giyinme odası, o yüzden bilmiyorum. İlk olarak şu askılardan kurtulalım. Bu kısma hemen bir Dyson'ı getirip bir makine tutacağım. Yine böyle ilk olarak buradaki sivitlerden başlıyorum. Ben sivitleri her zaman en kalın siyah, işte ondan sonra işte en kalın kahverengi, en kalın gri. Yani renk tonuna göre hem de kalınlığına göre diziyorum. Yani bilmiyorum, öyle daha rahat ediyorum. Hem daha düzenli oluyor bence. Şöyle şu en arkaya böyle kapşonluları olacak şekilde. Bunları da şöyle sınır gibi dizebilirim. Şu şöyle daha orta boy. Bunlar artık ceket diye koyacağım. O yüzden bunları yan tarafa koyacağım. Böyle. Bura full aşağısı ceket. Acaba sağır mı? Bence sağır.
Şunlar yine böyle hani kapşonlu simitler olduğu için yine buraya. En kullanışsız giyinme odalarından biri. Şunları. Arka taraf böyle o kadar kullanılmıyor ki resmen hani ölü olan çok gereksiz kalıyor şu köşeler. Şu şöyle bir tık daha yağmurluk gibi olduğu için şu bir tık nereye koyalım? Şu yeleğin arkasına, yağmurlukların önüne koydum. Blazer'ları şu en köşeye attım. Sonuçta ay gözlerim. Sonuçta böyle bir tık daha özel günlerde giyiliyor diye. Şimdi şu krem olanları, yani şu kısmı nasıl yapsak? Bu kısım böyle hiç sığmadı. Şöyle içsek ve şöyle yapsak kullanışlı olacak gibi. Bunun önüne şu krem. Şu şunun önüne. Ve askıların hepsi bu tarafa bakmalı. Öyle de bir tikim var maalesef. Onu astık, onu astık. Şu sanki tam şu aranın gibi böyle. Hem birazcık daha kalının önünde hem de uzunun önünde kısa diye böyle. Şu bir tık daha böyle şöyle şöyle bir şey. Bunu aslında bu da buranın. Yani şöyle falan oldu. Şimdi o kısım kaldı gibi. Elvanın zaten. Bunu asalım. Şunlar kirli. Evet arkadaşlar biraz hızlandırıp çekmecelerin içini yerleştirdim. Dış kısma hiçbir şey yapmadım. Şimdi elbiselere geldim. Elbiseleri de yine şu şekilde diyorum. Şöyle başlayayım. Şöyle. Ama bunları kalından inceye doğru dizmiştim. Yine renge doğru dizeceğim galiba. Bu arada inanılmaz uykum geldi. Yoruldum. Zaten böyle tam yaz geldiğinde uzun kolluları kaldırırım diye düşünüyorum. Boşuna burada durmasına gerek yok. Yani abiye ve uzun kolluları tamamen buradan kaldırırım. Sadece şu anlık dursun. Şu kısım şöyle ortadan ikiye bölünmüş yerde tamamen bu taraf pantolonlar, bu tarafta da etekler kaldı. Dediğim gibi elbisem zaten çok fazla elbise giyen bir insan değilim. Yani iki parça daha çok seviyorum her zaman. O yüzden bu elbiselerin yarısı böyle kış tamamen bittiğinde misafir odasına ya da diğer o küçük odaya gider gibi düşünüyorum. Şu anlık ama hani böyle bu şekilde kalabilir. Burada böyle pantolonlar... En azından şöyle bir tık daha şık pantolonlar kaldı. Arkadaşlar bence olabilecek en iyi şekilde oluyor. Şimdi bir de şu pantolon kısmım bayağı kötü olmuştu. Onları bir katlayacağım. Çünkü pantolonların hepsini asacak kadar yerim kalmadı. Hani belki sadece şık olanları asarım. En azından bir eşofmanları falan düzenleyeyim istiyorum. Hani şöyle siyahları bir yere... Yani burayla ilgili bir plan yapmalıyız. Çünkü gerçekten hiç kullanışlı değil. Yani şuranın arkaları kullanılmıyor. Askılar çok yüksek. Alt taraflar hiç kullanılmıyor. Hatta bence montları astığım yerin alt kısmına bir askı geçip pantolonları oraya bile asabilirim diye düşünüyorum. Çok sıcak. Hepsini bir indireyim ya. Zaten hani daha şortlar çıkacak. Dar paça kotları. Diyorum ki buraya koyayım zaten daha az giyiyorum. Daha böyle bol paça her zaman giydiğim kot pantolonlarımı da asayım diyorum. Mesela bu
mumlu bir pantolon. Hiç giymiyorum. Asılmalı mı, asılmamalı mı düşünelim. Mesela şu şöyle eşofman tarzı bir pantolon. Yani bu burada durabilir. Mesela şu kot pantolonumu sürekli giyiyorum. Bunu mesela asabiliriz. Şunu asabiliriz. Şunlardan kurtulalım. Eşofmanları şöyle siyah ve daha renkliler şeklinde ayırdım. Burada beyazlar, kremler, işte bir tane krem. Beyaz, krem, işte pembe ve yeşil. Bu kısımda sadece siyah ve gri. Buraya kot pantolonları sığdırırsam onları sığdıracağım. Yani şöyle fıstık gelişili bir eşofmanım var ama gerçekten yani bekliyor yani. Ayıklama işlemine şimdi girmemeye karar verdim bu arada. Yani o kadar detaylı bir ayıklamayı zaten tek başıma yapamam gibi duruyor. Ayıklama büyük ihtimalle yazlık kışlık yaptığımız olur. Yani yazlık kışlık yaptığımızda olur gibi hissediyorum. Hani böyle ne bileyim belki annem falan gelir ve onunla beraber yaparız. Bilmiyorum. O kadar sıcaklaştı ki burası. Böyle bir... Önceden renklerine göre ayırıyordum. Şu an modellerine göre ayırma kararı aldım. Yani dar paçalar ve işte ne bileyim boru paçalar, bol paçalar gibi. Zaten belirli bir kalıbın dışına çok fazla çıkmıyorum pantolonda. Hep fikstir yani bol paça. Bence şunların hepsinde bir 6-7 tane kaldı sanırım. Bunları da asayım. O kadar da sığar. En azından bazılarını yan yana asarım. Evet, cama açmaya giderken kameram bir düştü. Neyse ki bir şey olmadı. Şimdi şu kısma şöyle pantolonlarımı sıkıştıracağım. Ay bir dakika. Bir tık bir yamukluk var. Mesela iki tane şöyle siyah olanı yan yana koyayım diyorum. Şunu. Şu iki tane deriyi de birleştireceğim bu arada. İki tane daha deri pantolonum vardı. Onları satmıştım. Hiç giymiyorum zaten. Şöyle asıyorsak şuradan koymamız gerekiyor. Şu pantolonun yanına da şunu asayım. Şu da bitti. Evet arkadaşlar tam anlamıyla artık bitmiş bulunmakta. Şimdi şuraya şöyle beyazdan başlayarak renk tonlarına göre etekleri astım. Böyle tam olarak yazlık kot etekler falan dolapların arkasında bu arada. Onları daha çıkarmadım. Elvan sesi geliyor. Buraya böyle pantolonları astım yine renk tonlarına göre. Biraz böyle ikili ikili astım. Hani çünkü çok yer kaplamasınlar. Bu askıları bu arada IKEA'dan aldım. Linklerini aşağıya bırakırım. Hem çok inceler hem de bence çok güzel gözüküyorlar. İşte renklerine göre, dokularına göre pantolonları astım. Buraya böyle elbiseleri astım ama eminim bunlar değişecek, çok elenecekler var. Yazlık, kışlık olarak mesela şu uzun kollu bir elbise. Bu şurada var uzun kollu elbiseler. Hani bunları yazın burada tutmama gerek yok diye düşünüyorum. Şu falan. Hani asla giyilmeyecek bir elbise. Şu hatta şurada abiyem var. Diğer abiyelerim de diğer dolapta. Onların yanına gider diye düşündüm. Şimdilik böyle yaptım. Daha sonra şuraya, şu kısma, bakın şurası ne kadar ölü bir alan. Kısma böyle yine beyaz, krem, ince ceketlerimi, hani böyle her zaman kotun üzerine, taytın üzerine giydiğim günlük ince gömlek ceket tarzı olanları buraya. Yine aynı şekilde böyle kot ceketler, renklerine göre böyle böyle ceketler gidiyor. Arkaya da bunları bilerek kaldırmadım. Hani hala daha yelek ve şu ince yağmurluklar, şunlar falan Allah giyilir diye. Biraz zor bir alan ama en azından orada az parça olduğu için ne olduğunu biliyorum. Şu üst kısım zaten yani burası hep böyleydi. Garip bir kısım. Şurada asılması gereken croplar. Asılması gereken işte tişörtler. Daha sonra burada yine böyle asılması gereken işte ne denir buna? Zarasalı şeyler diyeyim. Gömlekler. Hani şuraya kadar yazlık gibi düşündüm. Buradan sonrasında kışlık gibi düşündüm. Beyazlardan başladım. Yine renk tonlarına göre giden. Zaten burası hiç bozulmadı. Hep böyleydi. Ben bunları yazın da burada tutmayı düşünüyorum. Çünkü bilmiyorum bazen böyle uzun kollu ince gömlekler falan giyiliyor diye. Hani şu kısmı
hiç bozmam. Şu alt kısma gelirsek zaten bunu beraber dizdik. Beyaz sivitler, krem sivitler renklerine göre yeşil, gri, lacivert ve siyah olarak gidiyor. Burası tamamen spor giyim sivit oldu. Şöyle yani olanları astım aslında çünkü en çok bunları giyiyorum. Elimin altındalar. Şu kısma geçemedim arkadaşlar maalesef. Bayağı hatta aralar falan kötü duruyor. Benim şurada normalde kazaklarım var ama arkası falan berbat olmuş durumda. Burada satılacaklar var. Yine bence burası da satılır. Hatta şurası bile satılabilir. Burayı tam düzenleyemedim. Daha sonra şurada atkılarım var. Yani saçma bir yerde ama çok takmadığım için. Burada yine eşofman takımlarım. Burada sivitlerim. Bunlar da sivit. Bunları asmıyorum çünkü bir tık daha böyle ev siviti diye ama burada olunca da hiç giymiyorum. Bilmiyorum ne yapacağım yani. Hani bunları bir düzene sokmam gerekiyor. Burada şöyle yazlık şortlarım kalmış. Burada tişörtlerim var ama hani günlük böyle evde işte pijamamsı olan tişörtler olmuş. Şu kısım eşofmanlarımı dizdim. Buraya renkleri dizdim. Burada direkt dar paça pantolonlarım var. Şuranın arkası da görüyorsunuzdur. Komple kot etek, kot şort vesaire. Belki bu havalarda bile giyilebilecek şu siyah etekler falan var ama işte elim buraya gitmediği için giyemiyorum. Çok zor oluyor. Şu dolapları bu arada biliyor musunuz? Üst dolaplarda da benim çantalarım var. Şu an karışık dursa da en azından çantalarımın düzenini kendimce biliyorum. Ya şu arkalar falan gerçekten ne var hiç bilmiyorum. Yani o kadar kötü bir giyinme odası ki. Neyse. O kadar zor bir giyinme odası ki. Şu çekmecelerde de bu arada mesela şurada şöyle tight'larım, şortlarım karışık ama şurada crop'larım, işte pijamalarım, orada bikinilerim var, burada çoraplar, yazlık pijamalar vesaire vesaire. Neyse şurası da şöyle elvanın kısmı. Elvanın kısmı da karışmış bakın. Lacivertin önüne normalde siyahlar geçemez ve boş askılar buralarda kalamaz. Ancak kendi kısmımı düzenledim bugün. Tam olarak aslında düzenlemek de sayılmaz. Şöyle bir toz kalkmıştır diye bir makine tutacağım. Çünkü zaten saat 11 geçti sanırım. Çok emin değilim ama. Bayağı yoruldum yani. Giyinme odası gerçekten çok yordu. Bildiğimiz gözlerim falan ağrıdı odanın içinde. Kıyafet, kıyafet, kıyafet. Daha sıkılıyorum ki o kıyafetlere ayıklamaktan. Kendime şöyle bir bitki çayı yaptım. Asla görünmüyor. 3 gündür de işte arkadaşlarımız falan bizdeydi. Galiba onun yorgunluğu da çıkıyor benden. Bir de sporumun sonuçta ikinci günü. Galiba ona da adapte olmaya çalışıyorum. Normalde sabah 9'da kahvaltı eden bir insanım. Spora sabah 9'da işte aç karnına gidiyorum. Ancak öğlen falan kahvaltı edebiliyorum. Galiba onlar da yoruyor beni. Neyse ama şu kıyafet olayı gerçekten çok aklımdaydı. Hem de tek başıma da yapmak istemiyordum. Böyle bir video oldu ya. Malum felaket. Marketten sonraki ilk video olduğu için modum düşükse yani kusuruma bakmayın. Ara ara modum düşük oldu. Ara ara aklıma gelen bazı şeyler haber aldım. Konuştuğumuz bazı konular oldu. Ondan böyle ara ara modumda değişiklikler olabilir. Neyse. Evet. Şimdi zaten bir şey yapmayacağım yani. Saat 11'i bile geçmiş arkadaşlar. Pijamalarımı giyeceğim. Çayımı içeceğim. Büyük ihtimalle çayımı bitiremeyeceğim bile. Direkt yatacağım gibi duruyor. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada yarın da ayrı bir videoya da başlarım. Haftanın iki günü vlog atacağım. Günleri şu an çok belirsiz açıkçası. Normalde günlerim fixti her zaman. Pazartesi, perşembeydi. Daha sonra işte çarşamba, pazar mı olsun falan filan diye düşündüm. Geçen hafta videoyu çarşamba attım. Sonra pazar attım.
yapalım. Yani şu an çarşamba pazara gidiyor. Ama videonun altında yorum yaparsanız onları da dikkate alırım. Eğer pazartesi, perşembe daha iyi diyorsanız onlara da okeyim. Şu anlık işte pazar günleri evdeyiz falan diye video attım. Hani siz de sevdiniz. Ondan pazar günü kalmıştı. Hani öğlen video hazırsa 3.30'da gönderdim geçen mesela videoyu. Öyle yani. Umarım bu videoyu da sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Yani ben sizinle video çekerken gerçekten çok mutlu oluyorum. Çok motive oluyorum. Yapacağım işten üşensem de keyif alıyorum bu arada. Bir anda üşengeçliğim gidiyor. Kamerayı açtığım an bir sorumluluk duygusu yükleniyor. Çok hoşuma gidiyor. Bana yazın. Sizinle konuşmak da çok hoşuma gidiyor bu arada. Neyse. Biraz böyle dertleşmeli bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz bu arada lütfen beğene tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayanlar varsa lütfen abone olun. Bunlar benim için gerçekten çok önemli. Sayılar çünkü motivasyonumu çok etkiliyor. Yorumlar çok etkiliyor. Öyle. Umarım sevmişsinizdir. Instagram'dan lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız.